geldiniz. Oğullarım, şerefli merhaba, oğullarım abi, benim. Merhaba. Ay ay ay. Allah'ına kurban olduklarım. Oh. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Babam. Hani öbür oğlum nerede kaldı? Mahsur başkanım. Allah'ına kurban oldum. Ben sizi Maraş'ta ağırlamak isterdim ama kızlar böyleyim. Gene olur. Hoş olur, geldiniz. Allah'ına kurban olsun. Allah'ına kurban olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Sizin imamı ilk kurşuna atan torunu. Evet. Maraş'ta ağırlamak isterdim sizi. Bunlar başımıza gelmeseydi. İnşallah o da olur. Olacak inşallah. Geliriz Maraş'a da geliriz. Çayınızı kahvenizi de içeriz. İnşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Hamdolsun. Çalışıyorsunuz. Allah başarıya ulaştırsın. Tamamını versin. Kahramanmaraş'ı inşallah şey yaptı. İnşallah. Sağ olsun daha inşallah. Yavrucuğum inşallah. Yani büyük bir her şey gönlünüzce gönlümüzce olsun. Amin. Evet. Ben resim tuvali üreticisiyim başkanım orada. Aynı zamanda bizim sim sırma tablo bir şeyimiz var. Benim ağaç üretim atölyem yıkıldı. Böyle depo gibi paketleme alanım biraz bayağı kaldı. Orada biraz sıkıntılı başkanım yukarı. Üç katlı yer bizim oraya geliyor başkanım. Evet. Çökmüş zaten. Üç katlı. Evet, çökmüş. Şimdi oradaki güvenlikçi arkadaşlara sordum başkanım. 15 saniye falan sormuş depremde başlayıp da yıkılması. Şimdi deprem sabah saatlerinde oldu. Ama İyi ki de öyle oldu diyeceğiz. Yani çünkü gündüz saatlerinde olsa, çünkü şehir merkezde gezdiğiniz gördüğünüz başkanım, hep iş yerleri var. Yani erkeklerde ölü sayısı daha fazla olabilirdi. Alışveriş yapan insanlar vardı. Biz mesela atölyedeyiz. Bizim olduğumuz sıra komple bitti. Alev sen gezmişsindir. Hal civarı dümdüz. Yani, hal dümdüz. Evet, yani oralar çok sıkıntılı. Allah yardımcımız olsun. Trabzon Caddesi miydi? Trabzon Caddesi'ne gittik. Asıl şey, büyük yıkılan olduğu yerde. Şeyi nerede kurdunuz başkan? 12 Şubat Mahallesi var. Onun karşısında bize altı dönüm yer gösterdi. 50 dönüme çıktık. Ha öyle mi? Güzel. Ama çünkü şöyle, oradaki çadırlarda kalanlara hizmet veriyoruz. Evet. Onların banyosu, suyu, evet, çocukların evet, oyun alanı falan derken çok sayıda iş makinamız var orada. Genişledik. Oradaki okullara yardımcı oluyoruz, insanlara yardımcı oluyoruz. Siz buyurun. Sen al. Geliyor, bize de geliyor. Gerçekten aracın kapısı bozuldu. Sanayiye gittik. Arkadaşlar yani arabanın içinde görünce yatak evet, ortam. Evet. Sağ olsunlar o kadar sertliğine rağmen ne para aldılar ne bir şey aldılar. Ya diyorum var sağ olun bir şey yapmayın. Gerçekten Allah razı olsun herkesten. Çok duyarlılar, çok bir şey var. Sayın Başkanım'a teşekkür ederim biz de buna. İkinci günü itibariyle ben abimle mesela aramızda 2 kilometre var. Ben abime araçla ulaşamadım. Kilitlenmiş zaten. Evet. Yapılacak tek bir şey vardı. Benim atölye vardı başkanım. Oraya sığınmaktı. Orada hiç olmazsa tuvale kullanacağım ağaçlar vardı. Onları yakardı, ısındırırım diye öyle düşündüm. Çünkü araçla mazot yok, şey yapma şansımız yoktu. Oraya sığındık. Sonra işte eşe, dosta kim ulaşabilirsek, açıkta kalan kim varsa oraya çağırmaya başladım. Orada bir de küçük bir konteyner vardı. Orada önceden yapılmış. Oraya biraz bayanlar oraya şey yaptık. 17-18 çocuk bayan benim araç minibüs ona yerleştirdik. Yani sıkıntılıydı. Evet. Çok sıkıntılıydı. 3 gün biz bayağı bir sıkıntı çektik. İşte, evet. İlk 3 gün özellikle kimse... İyiyim, soğuktu çok. Çok da soğuktu. Çok soğuk. Çocuklar acıktan anlamıyor, yokluktan anlamıyor, ağlıyorlar, evimize gidelim diyorlar, evet. Salgın Kahramanmaraş'taydı hemen. Soğuktan arabada insandan ayaklar tutmaz oldu. Anne mesela hiç yürüyemez oldu yani. Buyurun. O kadar kötü. Eksi 10-11'di merkez. Çok kötü. Kuzey yani. Erbistan tarafı eksi 27 dereceydi Sayın Genel Başkanım ikinci gün. Gece eksi 27'yi gördüm ben. Ali abi de sağ olsun. Sizinle sizinle teşekkür ederim. Geldiğimiz günden beri evet, sağ olsun. Beni arar Salih'cim bir ihtiyacın var mı? Evet. Seher teyzem iyi mi? Yani Maraş'ımızın değerli kişiliğini ortaya koydunuz hep beraber birlikte. Sütçü imam bundan sonra sahipsiz kalmayacağını ben yeni anladım. Kalmaz kalmaz abi. Yeni anladım sağ ben. Sağ olsun. Devlet imam yeni anladım ben. Allah'a da kurban olurum. Yeni anladım. Sütçü imam sizi de aşan, bizi de aşan tarihe mal olmuş. Evet, tarihe mal olmuş. Tabii evet. Sonuçta çünkü siz o kökenden geliyorsunuz. Ne kadar dedemiz ilk kurşunu atarken böyle, vatan aşkı için böyle yaptı. Öyle. Yani, vatan için. Yani bu da bize gerçekten gurur veriyor. Dedemiz, biz şeyde öğrendik. Anneannem rahmetli oldu. 93'te rahmetli oldu.
o zamanlar savaştan sonra demişler ki Sütçü Mama ne yapalım? İşte topçu olduğu için belediyede odacılık görevi vermişler. Aynı zamanda kalede top atışı görev vermişler. Kendine de maaş bağlamışlar. Biz 93'te öğrendik anneannem rahmetli olunca. O zaman belediye başkanı ne mutlu ki size böyle bir dedeniz var. Maaşını hiç almamış, dul ve yetimlere bağışlamış. Evet. Yani her şeyi gerçekten Allah rızası için yapan bir insan. O kadar da fakir bir insanmış. Evet. Hani Sütçü İmam şuradan kaynaklanıyor. Süt satarak geçimini sağladığı için Sütçü İmam lakabı kalıyor. Evet. Ama gayet fakirmiş yani. Evet. Birini alsa birini alamayacak şekilde. Evet. Ona rağmen kabul etmemiş o şeyi, verilen maaşı. Evet. Ben kabul etmiyorum, benden aşağısına verin demiş. Ki o yıllarda Milli Kurtuluş Savaşı'nın başladı. Fransız işgali oldu. Evet. O yollarda. Yoklukları. Doğru dürüst silahın olmadı. İnsanların ayağında ayakkabı yok. Herkes tekalifi emirleriyle beraber her şeyi, herkes her şeyini veriyor. Bugün olduğu gibi. Gerçekten büyük bir milletiz başkanım. Yani. Bir dayanışmayı seviyoruz. Dayanışma, kucaklaşmayı biliyoruz. Evet. Evet. Güzel bir şey. Bundan sonraki süreç ne olacak başkanım? İşte o bizi, herkesi derinden... Valla evlerin, iş yerlerinin yapılması lazım. Esnaf biraz sıkıntıda, çiftçi de çok sıkıntıda. Toprağa ekmesi lazım, gübre, tohum alması lazım. Biraz o konulara girmek gerekiyor. Mısır ekilecek şimdi, tohum bulamıyorlar. Bazılarının traktörleri şeyde kaldı, enkazın altında kaldı. Onlara bir yardım yapmak gerekiyor. Yani sosyal devletin ayağa kalkması lazım. Yani bu yardımı yapması lazım. Silaj gönderiyoruz biz bolca oralara. Ki Mansur Başkan Ankara'da çok şey yaptı. Yani gerçekten çiftçiye şey akaryakıttan gübre de veriyoruz efendim kadar, şu anda. Çok şey. Arama kurtarma ekibi de görmüştüm ben. İlk giren Ankara Büyükşehir'de. Şey, Trabzon Caddesi'ne ilk girmişler. Evet. Kayseri bizden önce gelmiş, arkada bir caddedeymiş. Evet. Hepsinin hakkını vermek lazım. Azerbaycan evet, efendim. Orada bizimkiler ikinci şeye de orada yakalanıyorlar hatta. 309 kişiyi canlı çıkarttı Ankara Büyükşehir. Evet. Ben coğrafya mezunuyum başkanım. 2006'da bizim o zaman hocalarımız bangıl bangıl söylüyor yani. Araştık ilerden bölgesi, Maraş'ta çok büyük bir şey bekliyorum. Herkes aynı şeyde mutabıktı ama sonuç acı oldu yani. Efendim ben ilk 2020'de basın toplantısı yapıp söyledim de mevcut belediye başkanımız cevap verdi bana. CHP zihniyeti milleti korkutuyor dedi. 2020 yılında. Hadi şimdi söylesinler bakalım. Dilek gelme olacaklar. 3 defa ben açıklama yaptım bu konuda. Evet. Defalarca hocalar uyardılar ama. Şimdi devlet ben hazırlıksız yakalandım diyemez. Çünkü devlet hazırlık yapar. Tedbiri almak zorundadır. Ama işte alınmayıp da deprem oldu. Depremin olacağı belli, bilim insanları söylüyor, diğerleri söylüyor. Hatta artçı depremler olduğu söyleniyordu. Olur mu olmaz mı diye derken arka arkaya artçı depremler geliyor. Ben de aynı şey girmiştim. Efendim Malca'nın yongasıdır yani. Evet. Oraya gidip şimdi çadır istiyor mesela gittik. Çadır kente gitmek istemiyor. Evimin yanında olsun diyor. Evinde eşyası var, barkı var, bir şeyi var yani. Birisi gelip çalmasın diyor. Orada da yakınında olsun diyor çadırım. Ben burada bekleyeyim diyor. Ona da saygı göstermek lazım. Yani sonuçta bu insan ne yapacak, nasıl geçinecek yani? Benim defomu yıkılmayan taraflarından ben malzememi arabaya yükledim. Geldim 2 gün önce Maraş'taydım. Evet. Hani ne kurtarabilirsem bunu satabilirsem onu getirdim. Yani herkes bu dertte yani gerçekten. Öyle. Özellikle üretim konusunda sanayi bölgesinde çok sıkıntı var yani. Öyle. Allah yardımcım olsun. Yani. Amin. Amin. Hepsi olur. Yani depreme dayanıklı binalarda olur, depreme dayanıklı yollar, köprüler, her şey olabilir. Sonuçta yani. Bu akıl yani. Bunu kaldıracak yine biziz yani, Maraş'tayız yani. Öyle. Tamam şu an buradayız ama herkes bir psikolojik olarak hazırlandığı zaman el birliğiyle Maraş'ı kaldıracağız ayağına. Yok, kalkar tabii, kalkar. Şu anda ben televizyonda izlediğim kadarıyla ne Maraş'ı görmek istiyorum. Ne de gitmek istiyorum. O anda ben ayaktaydım deprem olduğunda. Namaza kalkmıştım ya, ayaktaydım. Yani. Ay neler oldu, neler oldu. Yani. Daha ben o sıkıntıyı hala atlatamadım. Yatakta şöyle dönerken yine mi oluyoruz dedim. Burada da mı buldu bizi diyorum. Daha atamadım kafamdan onu. O psikoloji öyle bir şey ki başkanım. Normalde baba ben tek başıma kaldıramam. O, ama o henüz. Babayı sırtıma aldım. Annemi bir taraftan çekiyorum yani. Allah güç kuvvet veriyor o şeyde. Öyle, öyle. Yani İkimizi birden o merdivenlerden aşağı indirmek bunun için çok zor oldu.
Allah gerçekten kimseyi yaşatmasın. Var bir korku, acı şey yok yani. Yavrucuğum, beklerim. Hanımlara selamlar inşallah. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Hadi hoşçakalın. Bir şey olursa ararsınız. Tamam. Sağ olun. Güle güle, Allah emanet olun. Sağ olasın. Ayaklarınıza sağlık. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun efendim. Geçmiş olsun. Evet, selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Merhaba kızım. Benim köyümden durmadan arıyor beni akrabalarım. Çadır yok. Hangi köy efendim? Altınözü Oymaklı köyü. Hatay. Evet, Hatay. Hatay. Yarın gönderiyorum ben. Çadır, çadır yok. Oymaklı köyünde. Kaç tane? Yani... Kalabalık mı? Kalabalık. 100 kişi askeri bir şey vermiş, çadır vermiş kendilerine. 100 kişi kalıyorlar. Nerede yatacaklar, nerede yiyecekler? İletişim verin. Olacak evet. İş değil. Yani. Evet. Hadi biz geldik sağ olsun. Evet. Başkanım bizi misafir etti. Evet. Kalıyoruz ama... Oradakiler çok perişan başkanım. Bir de soğuk tabii. Felaket. Değerli misafirlerimiz, burada olduğunuz müddetçe bizim ev sahibi yine misafirimiz. Burada görevlilerimiz var. Zaten her şeyi iletebilirsiniz. Çocuklar için kurslar açıyoruz. Daha küçük çocuklar için de böyle onların oyalanacakları faaliyetlerimiz var. Artık evinizde hissetmeniz için elimizden geleni yapacağız. Bugün de aşılacak. Tutun. İnşallah. Yazdım arkadaşlarına. Yazdım. Ben Türk oldum ama. Tamam. Bir daha. Allah razı olsun.